Arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden sorularımıza devam ediyoruz. Sürtünmesi ortamda kanun kısıtlanan bir cisim V1 hızıyla atılırken başka bir cisim de V2 hızıyla ilk düzlemde atılıyormuş. Bu cisimler L noktasında çarpıştıklarına göre cisimlerin hızları oranı kaçtır demiş. Şimdi kardeşim aynı anda atılmışlar, aynı anda çarpmışlar yani malum olarak. O yüzden geçen süre her ikisi için de T'dir. Her iki denklem, her iki cisim için yazdığım denklemlerde sadece T kullanabilirim. Çünkü süreler aynı. Birinci cisim için yazarsam yatayda aldığı yol şurası 37 dereceymiş. Şuraya ben o zaman 53 derece yazdım. Şurası 4x ise yatay düşeyde aldığı yol 3x'tir. Yatayda aldığı yol 4x eşittir. V1 çarpı T'dir. Hatta buradan V1'i çekersem, tabii siz görmüyorsunuz. 4x bölü t kadardır. Düşeyde aldığı yol 3x eşittir. 1 bölü 2 g t karedir. Yani 5 t karedir. Buradan da t kareyi çeksem mesela ne yapar? 3x bölü 5 gelir. Bunlar birinci denklemimiz. İkinci denklem şu eleman için yazıyorum. V2 hızıyla hareket eden ikinci cismin üzerindeki ivme g kadar değildir. Bunun ivmesi eğik düzlemdeki ivme g çarpı sinüs alfa kadardır. A eşittir 10 çarpı sinüs alfamız kaç? 0.6. Yani bu cismin hareket ivmesi 6 metre bölü saniye kadardır. Eğik hızı da var. Aldığı yol 4x, 5, 3x ise aldığı yol tabii ki 5x'tir. 5x eşittir ilk hızı v2 çarpı t artı 1 bölü 2 a t karedir. 5x eşittir v2 çarpı t artı a'yı ne bulmuştum kardeşim? 6. 2'ye bölersem o zaman 3 t kare. Şimdi çocuklar bakın t kareyi x cinsinden buldum ben. O zaman buradaki t kareye 3x bölü 5 yazabilirim. Yazıyorum 5x eşittir v2 çarpı t artı 3 çarpı 3x bölü 5. 5x eşittir v2 çarpı t artı 9x bölü 5. Bunu öbür tarafa atarsam ya da şöyle yapalım. V2 çarpı T eşittir. 5x eksi 9x bölü 5. 5 kere 25. V2 çarpı T eşittir. 16x bölü 5. Kardeşim o zaman Vx çarpı T eşittir. 16x bölü 5 T gelir. Bu da ikinci. V2'mizi de bulduk. Şunu söyleseydim. V1'i de ilk denklemden bulmuştum. Bölersem o zaman V1 bölü V2 eşittir. 4, şunları siktir edin yani. Hop, 16 bölü 5. 4 çarpı 5 bölü 16. Şunlar da sadeleşirse V1 bölü V2 eşittir. 5 bölü 4 gelir. Güzel bir soru. Baştan alalım mı? Biraz matematik yapıyoruz sanki ya. Şöyle gösterelim. Tamam. Birinci için denklemlerimi yazdım. V1'i çektim. 4x bölü T geldi. Buradan da t kareye geçtim. Bundan neden t kareye çektim biliyor musunuz? İkinci denklemde de t kare gelecek ya. İkinci dereceden bilinmeyen işte ikinci dereceden denklemlerle uğraşmayayım diye t kareye çektim. İkinci denklemi yazdım. Birinci denklemde bulduğum t kareyi ikinci denklemde yazıp v2'yi çektim. Birinde 4 buldum v1'i. X bölü t önemli değil malum. Diğerinde 16 bölü 5 buldum. Pardon. Oranlarsam da 5 bölü 4 geldi. Su içelim ya. Kaç sorumuz kaldı? Az soru kaldı ama. Allah şükür. Şimdi geldik. 16. soru. Çocuklar fizikçinin matematiğinin iyi olması gerekir. Yoksa yamuluruz. Bir yere kadar fizik yaparız. Sonrasını çıkartamazsınız. Haberiniz olsun. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda kanun ve sıfır hızıyla ilk olarak atılan cisim 4 saniye sonra L'den geçiyor. Tamam. Cismin L'deki hızının büyüklüğü L'deki hızının büyüklüğü 3 kök 2 bölü 5 ve 0 olduğuna göre ve 0 kaçtır demiş. Şimdi çocuklar şu 3 4 5 üçgeni ya 53 derece olduğu için şuna 5x diyeyim. O zaman şurası 4x olur. Yatay 3x olur. Yatay değişir mi? Değişmez.
Yatayız o zaman yine ne olur? 3x. Yukarıya her saniye g'yi de 10 aldığıma göre 10'ar azalacaktır. 4 saniyede 40 azalır. Yani 4x eksi 40 olur. Bu x'inin Pisagor'u da bana niye verir? Şunu verir. Ben ve 0'a kaç x demiştim? 5x demiştim. 5'ler giderse demek ki bu x'inin siz söyleyin Pisagor'u 3 kök 2 x olur. Pisagor'unu yazayım şimdi. 3 kök 2 x'in karesi eşittir. 3 x'in karesi artı şu neydi? 4 x eksi 40'ın karesi. Tamam mıyız? Tamam. Aslında bunu rakam vererek de bir şekilde çıkartabilir miyiz? Bilmiyorum ama çıkartamayız herhalde ya. Ya da çıkartır mıyız? Bakmak lazım. Cevabı ne demiş? Edirne demiş. 200 de sök falan filan. Biz matematiğimizi yapalım. En kötü rakam vererek de yaparsınız. Önemli değil. Şurası kaç gelir kardeşim? 18x kare eşittir. 9x kare. Şunu açalım. Açacağız mı? Açalım ne yapalım? Matematiğe güveniyoruz dedik bir kere. 16x kare. Birinci ile ikinci çarpımının katı. Artı 1600. Şimdi şuraya atarsak 7x kare eksi 320x artı 1600 eşittir 0. Hayda. Şeyden yapalım. Neydi? Neydi? Delta eşittir. B kare eksi 4 ac miydi? Aynen öyleydi. B 320'nin karesi. Şimdi çocuklar hesap makinesi lazım. Şöyle yapıyorum şuradan. O 102.400 eksi 2 çarpı 8 çarpı 1600. Tamam mıyız? Tamamız. Bunu yaptığım zaman delta 57.600 geldi. Tamamız. Şimdi bir kökü yazarsak eksi b artı kök delta bölü 2a x1 eşittir. X2 de burada eksi artı olacak. Artı eksi olacak. Eksi b 320 idi. 320 artı bunun karekökü 240 geliyormuş. 240 bölü 2 çarpı 7. Şunu ne yapar? 560 bölü 14. Hesap makinesiyle devam edelim. 40. Burası x kaç geldi? 40 geldi. Biz kaç x demiştik? 5 x demiştik. O zaman cevabımız 200 gelir. Tabi bu kadar matematik uğraşmak yerine ben olsam bunu seçeneklerden giderdim. Şuraya 200 derdim. Bu 200 olduktan sonra yukarısı kaç olur kardeşim? 160 olur. Sağ kaç olur? 120 olur. Öyle değil mi? Ve 0 yerine de ne yazdım? 200 yazdığımda şurası ne gelecek? 40 gelecek. 40 çarpı şunu yapardım. Sonra bir Pisagor'u. O da zor olurdu be. Neyse siz matematiğinize güvenin çocuklar. Geçiyorum. Geldik 17. soru. K noktasından ve sıfır hızıyla, Yunus hocam güzel sorular sormuş ya. K noktasından ve sıfır hızıyla ilk olarak atılan cismin L'deki hız vektörü ilk hız vektörüne dik oluyor. Vay. Sürtünmeler önemsenmediğine göre x bölü h oranı kaçtır demiş. Şimdi çocuklar, L'deki hız vektörü şu şekilde, tamam. Bu K'daki hız vektörüne diktir demiş. K'daki hız vektörü de şöyle değil mi? Şurası dik derece, dikmiş dik derece ne ya? 90 derece. Şöyle yaptığım zaman şurası kaç derecedir o zaman? 60 derece. Şuraya kaç derece kalır? 30 derece. Şimdi biz biliyoruz ki yatayız atış hareketlerinde değişmez. Öyle değil mi? Şurada kızına bu adamın ben V diyeyim. Başlangıçta kızımız da V0. Her iki tarafta da yatayız ne olacak? Değişmeyecek. Şuraya da V0 diyelim. Çünkü bunu alıp buraya koydum ya. O zaman şöyle bir şey olmaz mı?
Ve 0 çarpı kosinüs 60 eşittir. V çarpı kosinüs 30. Kosinüs 60 1 bölü 2. Kosinüs 30 şurada da vermiş. Vermiş. Geç olunca yamulduk iyice ya. Burası kök 3 bölü 2'dir. 2'ler giderse V 0 eşittir. Kök 3 V kalır. Yani sen buna ve sıfıra ve sıfıra ya da şöyle diyelim. Buna V dersen bu kök 3 V olur. O zaman şuraya yazalım. Ne demiştik? V sıfıra V sıfır kök 3 V'ye geliyor. Bu da neydi? V'ydi. Çocuklar bana oran soruyor ya. Oran sorduğu için rakam verebilirim aslında. Neden vermeyeyim ki? Rakamımı vereyim. Sonra yapıştırıp gidelim. Mesela bir de bunu parçalarsam yatay hızı tabii ki şöyle yapalım. Şurası 30 derece ya. Yatay hızı bu adamın kosinüsü 60. Kök 3 V bölü 2 olur. Düşey hızı ne olur? Onun kök 3 katı olacak. Öyle değil mi? V bölü 2 olur. Pardon. 3 V bölü 2 olur. Ne yaptım kardeşim? Yatay hız ve düşey hızını buldum. Şimdi çocuklar V'ye kaç diyelim biliyor musunuz? V mesela 20 olsun. Bu adamı 20 ile attığım zaman şu 2'ler pardon daha doğrusu V'ye 20 dedim. Aklınızda tutun 20 dedim. Şuradan 10 kalır. Bu adamın düşey hızı kaç olur? 30 olur. Burada da aynı mantığı yaparsam V'ye kaç demiştim? 20 demiştim. Sinüs 30'u şu değil midir? Sinüs 30 demek şurası kaç olur? 10 olur. 30 ile attım. Düşey hızı burada kaç oldu? 10 oldu. Demek ki kaç saniye geçti? 4 saniye geçti. X için yazarsam, X için. Yatay hızına ne demiştim? Şuraya 20 verirsek. O zaman şunlar da gider. 10 kök 3 kalır. Kaç saniyede gitti? 4 saniye. Demek ki 40 kök 3 bu adamın yatayda aldığı yoldur. Gelelim şu haşa. Bu adam 3 saniyede çıktı. 3 saniyede inmez mi? Evet. Buradan şuradan şuraya toplam 6 saniyede gelir. Burası 4 saniye ise bu adam buradan buraya inmesi için kaç saniyesi gerekir? 2 saniyesi gerekir. 2 saniye ve düşey hızı kaç? 10. Demek ki 15-25 alır. Haş yüksekliğimizde kaç gelir o zaman? 40 gelir. 40 yapar. Bu da Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Allah'ım. Böldük. Hop 40'lar gitti. 40 kök 3 geldi. Valla matematikten nasıl yapacağız bilmiyorum çocuklar ya. Çok denklem yazarız herhalde. Bir daha baştan alalım. K noktasından atılan cismin L noktasındaki hız vektörü ile K noktasındaki hız vektörleri arasındaki açı 90 dereceymiş demiş. Bunu alıp buraya yapıştırdım. Şöyle bir şey oldu. 90 derece. 60 derecesi yatayda 60 derece. Yatay hız değişmediği için V0 çarpı kosinüs 30 V çarpı şunun hızına V demiştim çünkü. Kosinüs 30'a eşit oldu. Şöyle bir şey. Bunun hızına V dersem o zaman burası kök 3 V oldu. Sonra dedim ki bunları bileşenlerine ayırdım. O zaman 30'un karesi şurada 30. Buradan bir dik üçgen yaptık hemen. Hipotenüsün yarısıdır. Yani kök 3 bölü 2 V'dir. 60'ın karşısı da 30'un karşısının kök 3 katıdır. Kök 3 çarpı kök 3 bölü 2. Yani o zaman 3 V bölü 2 geldi. V'yi istediğiniz rakamı verin. 20 ver, 30 ver, 50 ver, 1 milyon ver. Tabii ki ben 20 verdim. Niye 20 verdim bilmiyorum ama 30 da verebilirdik. Çok fark etmez. Neyse 20 verdim. 2'ler 20 ile 10 gitti. Pardon 2 gitti. Burada 10 kaldı. Demek ki bu adamın düşey hızı 30 oldu. Tamam. Buradan 20 verdim ya. Sinüs 30'u 10'dur. 30'dan 10'a gelmiş. Demek ki 4 saniye geçmiş. X'i hesapladım. Sonra toplam aldığı süre 6 saniye olacaktı. Burası 4 saniye ise şuradan şuraya 2 saniye kalır dedim. 10 ise 15-25'tir yazdım. Demek ki bu da 40 alır. 40 kök 3 bölü 40 kök 3 geldi. Evet geldik. 18. soru. Son soru mu ya? Yok daha iyi katış varmış. Benim arada. Evet. Şimdi hazırlanalım.
A ve B noktalarında duran tanklar bombalarını V1 ve V2 hızlarıyla fırlatmaktadır. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda B'de bulunan tank bombasını fırlattıktan 2 saniye sonra A'daki tank bombayı fırlatıyor. B'de bulunan tank bombasını fırlattıktan 2 saniye sonra. Demek ki bu 2 saniye daha fazla havada kalır. Öyle değil mi? Çünkü bunu gönderdi, bunu atmışsınız, 2 saniye sonra bunu atmışsınız. Yani bunun için geçen süre T ise, bunun için geçen süre T artı 2 kadardır. Tamam. Fırlatıyor. Bombalar havada çarpıştığına göre AB uzaklığı kaç metredir? Adam ne fantezi yapmış ya. Şuradan çözelim. Şunlar tanklarımız olsun. Attık. Şuradan gelsin. Buradan gelsin. 130 yazdığına göre, 130 kök 2 yazdığına göre şu 130 yatay hızı da 130. 100 yazmış. Şurası demek ki 60. Şurası 80. Bunlar havada aynı noktada çarpıştığına göre yerden yükseklikleri ne olacak çocuklar? Eşit olacak. Geçen süreler mecburen ne olacak? Eşit olacak. O halde her ikisi için denklemlere başlıyorum. Birinci tank için. H eşittir. 130 çarpı T eksi 5 T kare. Öyle değil mi? Böyle. Diğeri için yazarsak. H eşittir. 80 çarpı T eksi 5 T kare. Var mı sıkıntımız? Yok. Kardeşim bunlar birbirine eşit değiller mi? Eşitler. Tayları yanlış yazdık çocuklar, zaten eşit olabilirler mi ya? Siliyorum şurayı, özür dilerim. Bunun için geçen süre T artı 2 dedik ya demin buraya, vicdansızlar. Çünkü eşit olamaz zaten, öyle denklem eşit olur mu? O zaman 13'ü 8'e eşit demek gibi bir şey oluyor. Neyse, H eşittir. Neden ikisi için de aynı H'ı yazdım? Çünkü çarpıştıklarına göre mecburen aynı H olacak. 80 çarpı T artı 2. Çünkü bunun için geçen süre T artı 2 idi. Eksi 5 çarpı T artı 2'nin karesi. Her ikisi de H'a eşit olduğuna göre bu iki denklemi birbirine eşitleyebilirim. 130 T eksi 5 T kare eşittir. Bunu içeriye dağıtalım. 80 T artı 160. Şimdi çocuklar birincinin karesi artı ikincinin karesi, pardon, artı birinci ikincinin çarpımı katı yazacağım ya. Onu hemen şuradan yapsam. T kare eksi artı 4 T artı 4 gelmez mi? Şimdi bunu neyle çarpacağım ben? Bir de eksi 5 ile çarpacağım. Çarpalım o zaman. Eksi 5 T kare eksi 20 T eksi 20 gelir. Her iki tarafta eksi 5 T kareler var. Götürür. 130, 80 TA o zaman burası ne gelir kardeşim? 60 T gelir. 60 T'yi diğer tarafa atarsak 70 T. Şuradan 160 ile eksi 20 yani 140. O zaman buradan T eşittir 2 saniye gelir. Tamam, zamanımız bulduk, 2 saniye. Şimdi bu adam yatayda ne kadar yol alır? Ha, o zaman bunun saniyesini 2 saniye dersem bu 4 saniye yapar. 2 saniyede birinci bomba 260 metre yol alır. 4 saniyede diğer bomba 240 metre yol alır. Toplam aralarındaki mesafe, AB'yi soruyor diyor bana aralarındaki mesafeyi. Toplam mesafemiz 500 metre olur. Matematiğimiz bu şekilde. Vay be, vay. Ben böyle anlayışa... Hava direncinin ihmal edildiği ortamda bir araba 10 V hızıyla hareket ederken araba üstündeki bir cisim arabaya göre 5 V hızıyla hareket etmektedir. Ne mutlu. Atılıyor. Pardon, 5 V hızıyla atılıyor. Cisim atıldığı anda araba düzgün yavaşlıyor. Cisim yere düştüğü anda araba duruyor. Cismin çıkabileceği maksimum yükseklik H olduğuna göre cisim yere düştüğünde araba ile arasındaki uzaklık kaç H olur? Çocuklar bunu da sayı verelim ya. Çünkü saat geç oldu. Kafam patates olmaya başladı biraz. Şimdi soruyu anladık mı? Hiç önce şu bunun bileşenlerine bir ayıralım. 4V dedim buraya.
3 B dedim. Doğru mu kardeşim? Doğru. B'ye kaç diyelim biliyor musunuz? 10 diyelim ya. 10. Sen bunu 40 ile yukarıya atmışsın. Bu da sol tarafa kaç gidiyor? 30 gidiyor. Bu araba da sağ tarafa kaçla gidiyor? 100 ile gidiyor. Şimdi çocuklar, yukarıya aslında V'ye 5 mi deseydik ya? Neyse fark etmez. O zaman bu adam yukarıya atılmış ya, sağa sola gitmesi arabanın düşey hızını değiştirmez. 40 ile attığına göre bu adam 4 saniyede yukarıya çıkar, 4 saniyede aşağıya iner. Bana cismin çıkabileceği maksimum yükseklik h demiş. 4 saniyede h eşittir 40 ile attık ya, işte 35, 40, 25, 15 falan, h eşittir 80 metre gelir. 40 ile attığımda. Tamam, h'ı sen 80 diye buldun. Aklımızda bulunsun. Ona göre en son bir şey yapacağım. Mesela atıyorum işte 40 bulduk. Cevap 1 bölü 2 olacak. Yani mesela öyle bir orantısal yapacağım. Sonra bu araba cisim yukarıya 40, 4 saniye atmışız ama arabaya göre 5V ile attım ya, 4V ve 3V diye yaptım. 10V de arabanın hızı var. Yani aslında bu cismin yataydaki hızı da 7V'dir. V'ye kaç demiştim ben? 10 demiştim. 10 demiştim. O zaman bu cismin yataydaki hızı 70'tir. Kaç saniye atıldı? 4 saniye dedik de. 4 saniye çıktı. Çıkmış süresi 4 saniye. 4 saniye indiğine göre bu adam ne kadar süre aldı? Süre gitti. 8 saniye. 7 kere 70. 560 metre cisim yatayda yol aldı. Şimdi arabanın aldığı yola bakalım. Araba yere düştüğü anda araba duruyor. Bir tane hızlı zaman grafiği çizelim araba için. İlk hızımız kaç? 100. Kaç saniyede duruyor bu araba? 8 saniye. Neden? Cismi 40 ile yukarı atmıştım ya. Niye full oluyorum yani? 4 saniye çıktı. 4 saniyede inmişti. Şu hız zaman grafiğindeki alan tabii ki bana neyi verecek? Siz söyleyin. Alınan yolu verecek. 800 ne kadar yol almış? 400 metre. Şimdi senin attığın cisim 500 metre, 560 metre giderken araba 400 metre gitmiş. Aralarındaki uzaklık ne kadardır o zaman? 160 metredir. Biz haşa kaç demiştik hatırlıyor musun? Bak, 80 metre dedik. 160 metre olduğuna göre aralarındaki uzaklık 2 haştır. Tutar çocuklar. Yani sayı vermek tutar. Onu matematikten de çözeriz. Çok önemli değil de. Aa bak, bunu ben biraz önce söylemiştim size. Ha. Buradan buraya geliş süresi, buradan buraya geliş süresinin yarısıydı. Yani şu T ise burası 2T'ydi. Patkı çat. İspat yapalım. 30 derece. Şimdi bu adam buraya çarptı. Tamam. Şimdi buradan buraya çarptığında G'yi 10 alalım. 10T ile çarpar. 10T ile çarptıktan sonra 30 derece, 45 derece olsa yataydı. Artık şöyle biraz daha yataydan açı yapacak şekilde, yani 30 derece yapacak şekilde yansır bu adam. Aşağıya doğru bizim neyimiz var? G'miz var. Kaçtır? 10'dur. Şurası 30 derece ise şurası kaç derece çocuklar? 60 derecedir. Şimdi G'nin bileşenlerini alsam biri şu şekilde olacak. Doğru mu kardeşim? Ha bir de doğru, şurası 30. Şuraya da ne yazarız? 30 derece yazarız. Biri bu şekilde, bir şu şekilde olur. Bu cismin çarptıktan sonra bu şekilde bir hareket yapacak ya, tam tersinde G çarpı kosin, pardon, sinüs 30'u vardır. Tamam mıyız? Şimdi şurası kaç geldi o zaman? Sinüs 31 bir birlik olduğuna göre 5 metre bölü saniye kare geldi ivmesi. Bu adam 10 TL gelmişti. Senin ivmen 5 metre bölü saniye kare. Yani G sin alfa aldık çocuklar, şurayı şunlarla alakalı. 10 ise 5 ile kaç t süre gidebilir? 2 t süre gidebilir. Evet, bunu da yaptık. Şimdi geldik son sorumuza. Vallahi son soru. Bundan sonra dediğim gibi B haşa haşa anlatacağım. Basit harmonik hareket. Daha sonra ihtimal momentum diye gideriz gençler. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda ve sıfır hızıyla ilk olarak atılan cisim şekildeki yörünge izliyor. Tamam. H1 bölü H2 en olduğuna göre X1 bölü X2 aşağıdakilerden hangisidir? Artık sayı vererek gideceğim ya. Şimdi bu adamı böyle hedef aldın ya. Bu hedef aldığın noktadan bir tane cisim düşün. Bu cismi serbest düşmeye bıraktın. Bu cismin buradan buraya gelme süresi ve sıfırdaki cismin buraya gelme süresi, pardon, buraya gelme süresi her zaman aynı.
Tam şuraya A de, burası B olsun, burası C olsun. A'dan B'ye serbest düşmeye bırakılan bir cismin gelme süresi ile C'den B'ye bu cismin gelme süresi her zaman birbirine eşit. Tamam mıyız? Tamamız. Şimdi çocuklar bunu 50 ile atsak. Tamam, şurası 30. Şimdi yazar bize istediğin rakamı verebilirsin demiş. Bak hiçbir rakam vermemiş zaten. Hiç rakam yok lan. İstediğin rakamı ver demiş yani. Tutar demiş. Şurası 40 olsun. 30 daha attım. Bu adam buradan buraya kaç saniyede gelsin? Mesela 4 saniyede gelsin. 30 daha attık. 3 saniyede çıktı. 1 saniyede buradan. Ha, 4 saniyede o zaman H1 serbest düşme yapıyordu ya. H eşittir 5'te kare yazarsan H1 o zaman 80 metre gelir. Tamam mıyız? Tamam. Bu adam buradan buraya 4 saniyede gelsin demiştik. Toplam 6 saniyeydi. O zaman buradan buraya da kaç saniyede gelir? 2 saniyede gelir. 40 demiştik. Öyle değil mi? H2'yi de bulalım çocuklar. H1'e 80 dedim. Buradan buraya 4 saniye, buradan buraya 2 saniye. 30 da attık. Bunun dışı yazı kaç kalır o zaman? Burada 10. 15, 25 yapar. H2 kaç gelir buradan? 40 gelir. Yine 40 yapar. 80 bölü 40. Eni kaç bulduk? 2 bulduk cepte. Tamam. Şimdi yatayda hızımız kaç? 40. X1 yazıyorum. 40. Buradan buraya kaç saniyede gelmişti? 4 saniyede. 4. X1 160 metre. Tamam mıyız? Şimdi yatay hız hiçbir zaman değişmez. O zaman 40'tı. Buradan buraya kaç saniye? 2 saniye. 40 çarpı 2. 80 metre. 160'ı 80'e böldünüz. 2. N2. 2 bulduğuna göre cevap nedir? N'dir. Evet çocuklar. İyi akşamlar. İyi geceler, iyi günler, iyi sabahlar. Hangi vakit izliyorsanız yani videoyu. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.